Selena 10 Eylül 2006 tarihinde ekranlarda yer almış olan fantastik komedi dizisidir. Başrollerinde Gökhan Keser, Sinem Kobal ve Zuhal Topal gibi isimler yer alıyor. Üç kız kardeş Selin, Leyla ve Nazlı'nın Selena'yı hapis tutulduğu bir kalemden kurtarmasıyla başlayan dizide üç kızımız iyilik ve kötülüğün arasında kalıyor. Yayınlandığı dönemde en çok izlenen diziler arasında yer alan Selena, 2008 yılında düzenlenen Jet Lig Çocuk Ödülleri töreninde en sevilen yerli televizyon dizisi seçilmiştir. Aynı ödül töreninde Selena rolündeki Sinem Kobal da en sevilen kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Toplamda 3 sezon izleyicileriyle buluşmuş olan sevilen yapım 19 Nisan 2009 tarihinde 104. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmiştir. Selena adı Selin'in S'si, Leyla'nın L'si ve Nazlı'nın A'sından oluşuyor. Kendisini kötülerin düşmanı, iyiliklerin anası olarak tanımlıyor Selena. Günümüzde bile hala beğenerek tekrar bölümleri izlenmekte olan dizi oyuncularının şimdiki hallerini siz de merak ediyor musunuz? İşte Selena oyuncularının 2006-2021 yılları arasındaki değişimleri. Fakat videomuza geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Burak Hoca, yani Gökhan Keser, 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Selena'dan sonra müzik dünyasına adım attı. Survivor'a katıldı. Son olarak Sen Benimsin adlı dizide oynadı. Yakışıklı oyuncu şu sıralarda modellik yapmaktadır. Ve iyilerin dostu, kötülerin düşmanı Selena, yani Sinem Kobal, dizimizin baş karakteri. 19 yaşında rol almaya başladı. Selena'da başrol karakterini canlandıran Sinem Kobal şu an 34 yaşındadır. O günden sonra çok şey değişti. Birçok farklı projede yer aldı ve Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 2020 yılında bir bebekleri oldu. Bebeklerine Ladin ismini verdiler. Kendilerine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Fitnat karakteri Zuhal Topal. 45 yaşındaki Zuhal Topal son olarak Avrupa dizisinde Nermin karakterini canlandırmış, daha sonra Gündüz Kuşağı programlarında yer almıştır. Zuhal Topal'la Sofrada programının sunuculuğunu yapmaktadır kendisi. Yüce Onos Kayhan Yıldızoğlu. 85 yaşındaki usta oyuncu Aksak'ta Hasan Dede'yi canlandırmıştır. Sonrasında ise usta oyuncu sağlık nedenlerinden dolayı ekranlara ara vermiştir. Müstesna, yani Parla Şenol. 65 yaşındaki usta oyuncu neşeli karakteriyle hafızalarımıza kazındı. Usta oyuncu son olarak 2015 yılında yayınlanan Acı Ağaç'ta rol almıştır. Parla Şenol şu sıralarda TRT 1'de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde Yeşim karakterini canlandırmaktadır. Zülfikar, yani Ümit Erdem. Şu anda 36 yaşında olan usta oyuncu son olarak 2015 yılında Can Tertip adlı yapımda oynamıştır. Aynı yıl Benzemez Kimse Sana'da yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Şu sıralar ise YouTube'da araba videoları çekmektedir. Ozan, yani Serkan Şenalp. 36 yaşındaki oyuncu son olarak O Hayat Benim'de Cemal karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Serkan Şenalp, Mayıs 2020'de Esengül Yılmaz ile dünya evine girmiştir. Kıvılcım, yani Hazal Şenel. 29 yaşındaki genç oyuncu son olarak İki Yalancılar dizisinde Burcu karakterine hayat verdi. Pis Yedili ve bazı sinema filmleriyle adını duyurmayı başardı. Oyuncu, şarkıcı sevgilisi Bertan Aslan ile evlilik kararı aldı. Başarılı oyuncu şu sıralar modellik yapmaktadır. Aslı karakteri, yani Selda Özbek. 15 Nisan 1972'de doğmuştur. 49 yaşındaki Selda Özbek son olarak Babacan Dağı dizisinde oynamıştır. Yakın zamanda televizyon dizilerinden uzak kalan usta oyuncu tiyatro oyunlarında rol almıştır. Aslı ve Ekrem çiftine hayat veren Selda Özbek ve Hakan Altıner, Bir Dönem Kimse Bilmez dizisinde beraber rol almıştır. Ekrem, yani Hakan Altıner. 69 yaşındaki usta oyuncu son olarak İstanbullu Gelin dizisinde Şahap karakterini canlandırmaktadır. Hakan Altıner son zamanlarda ekranlardan biraz uzak kalmış. Hades, yani Sinan Çalışkanoğlu. 43 yaşındaki oyuncu 2014-2016 yılları arasında Kertenkele'de rol almış. Daha sonra ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları'nda oynamıştır. Sinan Çalışkanoğlu aynı zamanda son olarak Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da rol almıştır. Nazlı, yani Dilara Kurtulmuş, dizinin senaryosuna 8 yaşında dahil olmuştur. Şu anda 23 yaşındadır. 2011 yılında Nuri adlı dizide Ayşe karakterini canlandırmıştır. Şu an eğitimine devam etmektedir. Dilara Kurtulmuş, şu sıralar ise sosyal medyada, özellikle YouTube'da içerik üretmektedir. Küçük Nazlı'nın bu kadar büyüdüğüne inanmak güç. Dilara Kurtulmuş artık genç bir kadın. Leyla, yani Gizem Güven, 13 yaşında dizimizin kadrosuna katılmıştır. Şu an 27 yaşındadır. Son olarak 2015 yılında Ne Münasebet adlı dizide Ayça karakteriyle izlemişizdir kendisini. Gizem Güven sosyal medyayı aktif kullanmaktadır. Futbolcu sevgilisi Caner Turp ile ise 6 Eylül 2020'de dünya evine girmiştir. Çiftin mutlu bir birlikteliği vardır. Selin, yani Cansu Demirci. Şu anda 29 yaşında olan Cansu Demirci, son olarak 2014 yılında yayınlanan Gurbette Aşk dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Cansu Demirci, yani dizimizin Selin'i, şu anda yurt dışında yaşamaktadır. Dizide Selin'in hayvanlarla konuşma yeteneği, Leyla'nın eşyaları hareket ettirme yeteneği vardır. Nazlı ise hızlı koşabilme yeteneği ile daima kazanır. Bu güçler kızların yaşlarıyla sınırlıdır. İyilerin ve kötülerin sınırsız mücadelesi arasında kalan bu üç kız, aynı zamanda kendi yaşamlarındaki zorluklarla mücadele etmektedir. Her zaman yardımlarına koşan ise Selena'dır. Zor durumda kaldıklarında el ele tutuşup 3 kez Selena demeleri yeterlidir. Ayrıca Selena'nın en büyük düşmanı ise Hades'ti, bildiğiniz üzere. Doğaüstü güçlerin sadece iyilik için kullanıldığı bir gençlik dizisi olan Selena'dan bahsettik. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.